Herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün bu ay izledikleri filmleri ya da dizileri paylaşacağım sizinle. Bu ay çok fazla film izleyemedim. Kendimi biraz daha diziye verdim diyebilirim. Daha fazla uzatmadan ben filmlerle başlayayım o zaman. Bu ay ilk olarak A Star Is Born'ı izledim. Oscar adaylarından biri. Zaten bu ay biraz daha Oscar filmi izlemeye dikkat ettim. Açıkçası bu filmle ilgili düşüncelerim çok da olumlu değil. Maalesef. Çok büyük bir beklentiyle başladım çünkü seveceğimi düşünüyordum. Fakat o kadar da sevmedim açıkçası. Hiçbir farklı olmayan, içinde yeni hiçbir şey bulunmayan bir filmdi bence. Filmde olmasını istedim. Çok daha farklı şeyler vardı. Mesela Lady Gaga gerçekten bir drag queen olsaydı filmde, gerçekten transseksüel bir birey olsaydı ve o aşk öyle doğmuş olsaydı ben o filme bayılırdım. Ama gerçekten bir Nicholas Sparks filmi gibiydi. Hani 700 tane çekilmiş zaten bu tarz filmlerden. Sadece filmin müziklerine bayıldım. Lady Gaga'nın zaten sesi çok güzel. Ben çok seviyorum kadını. Uzun zamandır çok seviyorum. Hatta hem kişiliğiyle seviyorum hem şarkılarını çok fazla dinliyorum. Ama sanırım buradaki hata biraz daha Bradley Cooper'da. Filmi o yönetmişti yanlış hatırlamıyorsam. Ben o kadar hoşlanamadım bu filmden ne yazık ki. Çünkü dediğim gibi hani çok basit bir aşk filmi gibi geldi bana. Sonunu, başını, her şeyini tahmin ettim. Karakterlerin değişimleri de oldukça beklendikti bence. Sonrasında Cicero'yu izledim. Cicero'dan da fazla yüzüm gülmedi ne yazık ki. Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı ve inanın ben Ayla'yı da izlemedim, Müslüm'ü de izlemedim. Yani o yapımcılardan izlediğim ilk film Cicero oldu. Çünkü hani yerli yapım bir İkinci Dünya Savaşı filmi izleyeceğim için çok heyecanlanmıştım. Fragmanı da hoşuma gitmişti. Burcu Biricik'i de çok seviyorum. Ama havada kalan o kadar çok şey olmuştu ki aslında o kadar çok mantık hatası vardı ki. Aslında o kadar çok milli duygu öne çıkarılmıştı ki bazen bu filmlerde rahatsız edici oluyor bence. Bazı şeyleri böyle göze sokmak. Belki tarihi filmlerde, tarihi yapımlarda böyle bir şey olmalı ama bir yere kadar. Bir takım olayları, bir dünya savaşını tek bir kişiye bağlamak bence çok da doğru değil. Olayın biyografik ve tarihi yanının yanı sıra bir de entrika, aşk bölümü var. O da şaşırtmadı beni. Ama filmden keyif aldım mı aldım. Özellikle son kısımlarında Burcu Biricik'in duygusal sahnelerdeki performansı beni çok mutlu etti ve birazcık gözlerim doldu. Fakat filmdeki yine bir olumsuz yönden bahsedeceğim. Karakterlere dublaj yapılmış. Yani yabancı karakterleri falan çoğunlukla. Ve olmamış gerçekten. Hem yerli oyunculara bile dublaj yapmışlar. Türkçe dublaj yapmışlar. Hani olmamış. Onun dışında yapılan aksanlar falan da bence pek hoş değildi. Fakat görüntü tasarımı açısından film bence çok iyiydi. Yorumlarım bu kadar. Fazla yüzümü güldüren bir film olmadı ama yine de. Onun dışında Roma'yı izledim ve Roma'yı gerçekten çok beğendim. Herkesin sevebileceği bir film olmadığını söylemem gerekiyor öncelikle. Çünkü Roma tamamen bireysel bir film. Zaten yönetmeni Alfonso Cuarón da böyle söylemiş. Hani bu bir bireysel bir film. Ben hayatımda büyük bir yer eden bir kadını anlattım demiş. Yani ölmeden önce yapması gereken bir film olarak tanımlıyor bu filmi. O yüzden içerik açısından bence fazla bir şey beklememek gerekiyor. Çünkü zaten sana sıradan bir şeyler sunacağını söylüyor. Fakat görsel açıdan o kadar güzel şeyler sunmuş ki sana. Her şeyi unutuyorsun. Siyah beyaz olmasına rağmen izlediğim en iyi görüntülerden birkaçını izledim bu filmde. Ve bence oldukça gerçekçi, güzel bir filmdi. Bireysel bir film olduğunu göze alarak izlerseniz bence sevebileceğiniz bir film. Onun dışında Legally Blonde'ı izledim. Şu şekilde oldu. Uzun zamandır izlemek istediğim bir filmdi. Çünkü ben bu tarz 2000'lerin gençlik filmlerini ezberlemiş bir insanım. Hani bu eksiğimdi benim ve Hazal'la bir kere laf arasında konuşurken bana şey demişti. Legally Blonde izlemeyen bizim eve giremez. Gerçi girdim ama izleyeyim de dedim sonrasında. Çok eğlenceli, çerezlik bir romantik komedi. Bir gençlik filmi. Eğer bu beklentiyle başlarsanız bence seversiniz ve bu tarz filmleri seviyorsanız. Erkek arkadaşı tarafından terk edilen bir sarışınımız var. Erkek arkadaşı olman yeterince legal olmadığı için daha zeki, daha oturaklı bir kadınla evlenmek istediği için onu terk ediyor. Ama ana karakterimizdeki potansiyeli görmüyor. Ana karakterimiz bir hırs yapıp hukuk fakültesine giriyor. Ve oldukça da başarılı oluyor. Aslında ilham verici, yüreklendiren bir film. Romantik komedi seviyorsanız öneririm. Sonrasında Organize İşler 2 Sazan Sarmalı'nı izledim. Öncelikle Nilkar İbrahimgil'in yine bu film için müzik yapması beni o kadar mutlu etti ki. Hatta film boyunca sinemada şarkıya eşlik ettim. Çünkü organize işlerle ilgili en sevdiğim kısım Nilkar İbrahimgil.
net bir şekilde. Ben ilk filme de o kadar bayılmıyordum açıkçası. Bence kötü değil ama ben bu tarz filmleri çok da fazla sevmiyorum açıkçası. İkinci film, ilk filmden biraz daha kötüydü bence. 10 üzerinden 5 ya da 6 puan veririm. Film boyunca Ezgi Mola çok tatlıydı. Oyuncular zaten muazzamdı. Ara sıra da güldüm ama dediğim gibi benim fazla sevdiğim bir film türü değil bu tarz filmler. O yüzden çok da fazla sevemedim. Bu ay izlediğim filmler bitti maalesef. Son olarak bu ay bir dizi izledim. Yani bu ay değil aslında, uzun zamandır bu diziye izliyorum. Fakat çok uzun periyotlar arasında izliyorum diziyi. Mesela 10 günde bir filan izliyorum. O yüzden ilk sezonu bile bitirememiştim. İlk sezonu bu ay bitirdim. Gossip Girl'i izledim. Biliyorum 2019 yılında Gossip Girl'i izlemek biraz utanç verici. Fakat uzun zamandır izlemek istiyorum. Ama işte Netflix'te karşıma çıkınca o zaman izleyesim geldi. Ve başladım. Dizi zevkimle film zevkim arasında uçurumlar var. Dizi izlerken daha çok entrika seviyorum. Çünkü ciddi dizilerden pek hoşlanmıyorum. Beni sürüklemiyorlar. Genelde hep yarım bırakıyorum onları. Fakat Gossip Girl tam olarak bana istediğim her şeyi verdi diyebilirim. Entrika, aşk üçgeni, sırlar, aşırı şirret karakterler. O yüzden hani dizi beni tamamen tatmin etti ve devam edeceğim inanın. Belki Gossip Girl'ü bitirebilirim. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bu ay izlediklerim videosu bu kadardı. Umarım sevdiğiniz bir video olmuştur. Siz bu ay neler izlediniz? Mart ayında neler izleyeceksiniz? Yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.